Survivor aslanlar kanalelerde biraz sonra ödül oyunu başlayacak. Fakat böyle bir ödül oyunu belki de hiç görmediniz. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Çünkü ödül süper. Haftalarda doğru düzgün et yemediler sevgili seyirciler. Açlar. İki takım da aç. Ve biraz sonra ödül ne biliyor musunuz? Barbekü. Ve barbekü nereye getiriyoruz? Tam buraya. Evet, yarışmacılar benimle konuşurken bir sürpriz yapacağız. Arka taraflarına barbekü yerleştireceğiz. Ve ben de diyeceğim ki işte ödülünüz bu. Dönecekler, barbekü görecekler, gözlerine inanamayacaklar. Akıl almaz tepkiler göreceğiz ve burada tabii ki ölümle bir mücadele olacak. Nefesinizi tutun ve bu yarışmacıları bekleyin. Çünkü biraz sonra burada inanılmaz bir mücadele olacak. Güvenin bana. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Kanaryalarla biraz konuşmak istiyorum. Dün akşam Esra'yı kaybettiniz. Rakamlar şu anda 8'e 7 oldu. Anşıl sen söyle, şu andaki durum, avantajı kaçırmış gibi oldunuz mu? Hayır, biz çok güçlüyüz. Gayet birbirine kenetlenmiş şekilde çok iyi bir takımız şu anda. Herkes elinden geleni yapıyor. Aynen devam ediyoruz. Aslanlar, unutmayın ki finalde bir aslan bir kanarya olacak diye bir kural yok. İki aslan ya da iki kanarya olabilir. Bunun bilincindesiniz herhalde. Dört aslan da olabilir. Bunun da bilincindesiniz. Dört aslan da olabilir diyorsun Cevdet. O zaman seni dinlemek istiyorum. Şu andaki rakamlar 8'e 7. Ama her geçen gün büyük mücadele devam ediyor. Neler söyleyeceksin şu anda? Ya bütün yarışmalara aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Kazanmak için çıkıyoruz. Son düşüncemiz dört aslan kalmak. Dört aslan kalmak. Eminim Kanaryalarda da şu anda aynı düşünce var. Hayır. Son düşüncemiz şu anki olduğumuz sayıda kalmak. Aslanları sıfıra götürüp 8 kanarya kalmak istiyoruz diyorsunuz. Ödüllerimizden genelde memnunsunuz değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Size layık olmaya çalışıyoruz. Gerçekten büyük mücadele gösteriyorsunuz. Biz de her seferinde biraz daha iyi ödül koyalım diye düşündük. Ve aklımıza şöyle bir şey geldi. Alıştırarak mı söyleyeyim size? Arkadaşlar. İnanamıyorum şu anda ada konseyinde oya çıkmıyor gibiyim. Arkadaşlar. Bugünkü ödül arkanızda. Seyredebilirsiniz biraz da. Oyun esnasında orada olacak mı? Evet. Yavaş ses. Yansıtma mı var teknolojiden böyle bir şey mi? İnanmıyorum ya. Arkadaşlar yansıtma yok. Bu gördüğünüz gerçek. Biliyorum haftalardır aslanların yediği 1-2 lokma dışında doğru düzgün et yemediniz. Daha doğrusu hiç yemediniz. Bugünkü menüde pirzola, biftek, tavuk ve bunların hepsi ateşin üzerinde pişecek. Yanında tabii ki içecekler de olacak. Güzel bir barbekü parti yapacaksınız. Ekmeğimiz de var. Harikasınız ya. Sizin anlayacağınız yeşillikler içerisinde muhteşem bir mangal partisi yapacaksınız. Ama tabii ki bu partiyi yapmanız için öncelikle ödülü kazanmanız gerekiyor. Ölümüne. Farkındayım. Motivasyon arttı mı Müge? Bakamıyoruz. Bak. Ne getiriyor ya? Şu anda... Adam kötülük yapıyor şu anda. Abi saldırsam... Ama bir dakika, günahımızı almayın, yakınlaştırmadım bu sefer. Uzakta ama dursun, yiyecek. Kokusu gelmesin evet, dedim. Yemişlik değil mi? Ya, yiyecek ya, gösterecek yani. Ama. Hayır bak, sizin önünüzde yemedim. Adamı 2 kilometre öteye koydum ama çok evet. İstiyorsunuz diye getiriyor işte.
Çekil ya. Çok fena. İki takıma da birer parça vereyim mi istiyorsunuz? Evet, evet. Evet. Şef! Sayılı. İki takım da. Birer parça olacak. Kıyamadım. Birer parça, bir parça seçin. Sadece bir parça seçiyorsun. Sana istedim. Balık, balık. Ya arkadaşlar bu en büyüğü. Ya balık. Ya istemiyoruz. Ya balık. Bırak istediğini alsın sana ya. Çabuk arkadaşlar, arkadaşlar çabuk. Tamam. Tamam. Üstteki daha kötü. Ya nasıl edeceğiz ben? Hayır, hayır, hayır. Tamam. Daha bunu mu? Ya, bir tane. Hayır, bütün takım bir tane. Meryem, Meryem. Kameranın ne mi yiyelim abi? Evet. Dur. Tadını beğendiniz mi? Süper. Süper. Harika. Ama isterseniz bu yediklerinizden adam başı belki dörder tane beşer tane yiyeceksiniz. Ama tabii ki öncelikle ödül oyunu kazanmanız lazım. Biliyorum, biliyorum. Sizi strese soktum şu anda. O açıdan tekrar özür diliyorum. Ve oyunu anlatıyorum arkadaşlar. Platformu gördünüz zaten. Burası sizin için inşa edildi. Sizin yapmanız gereken en önemli olay buranın en başından bu gördüğünüz en ucuna kadar gitmek. Köstebek deyince aklınıza ne geliyor? Bolca çukur aklınıza geliyor. Bolca çukur geliyor. Evet, aynen öyle yapacaksınız. Kazarak gideceksiniz arkadaşlar. İki takımda üçer arkadaş seçecek. Bu en arkada gördüğünüz üç tahtanın önüne dizilecekler. Başlama işaretiyle birlikte o tahtaların altını kazarak geçeceksiniz. Ondan sonra bu gördüğünüz ikişer tahtanın önüne geleceksiniz. Bu sefer üç kişi bu iki tahtayı kazmaya başlayacaksınız. Bu iki tahtayı da geçtikten sonra burada son bir tahta kalıyor. Gördüğünüz tahtayı üç arkadaş beraber kazacaksınız. Ve arkanızda gördüğünüz bölüme geçeceksiniz. O gördüğünüz bölümün altında arkadaşlar merdivenin parçaları var. Bu merdiven sizi platforma çıkaracak olan merdiven. O merdiven parçalarının hiçbiri biriyle eş değil. Her basamak için ayrı parça kullanacaksınız. Yani bir Lego gibi o basamaklarla o parçaları buluşturmanız gerekiyor. Herkes kendi kulvarındaki parçaları kaza kaza bulacak. Gidecek orada merdiveni yapacak. Ve ne zaman üç arkadaş birden o gördüğünüz platforma çıkarsa o takım o zaman mangalla buluşmuş olacak yanındaki etle birlikte. İki takımdan da iki turda oynamak üzere üçer arkadaş seçeceğiz. İlk üçlüyle ikinci üçlü farklı olacak. Toplam 6 arkadaş yarışacak. Önce ilk üçlüler çıkacak. Sonra ikinci üçlüler çıkacak. Eğer 1-1 olursa final olacak. Buradaki en önemli amaç belki de bu oyunu daha da heyecanlı hale getirecek. Kazanan takım ileride gördüğünüz bayrakları gönderecek.
Tahmin edeceğiniz gibi buluştuğunuz ortak rakam iki erkek bir kız, iki erkek bir kız şeklinde iki grup olacak. Bugün çok önemli bir oyun. Ödülü ben de hakikaten ilgiyle izliyorum şu anda arka tarafınızda. O yüzden takımları seçmeniz için iyi düşünmeniz lazım. İki takıma da birer dakikası benden olmak üzere üçer dakika veriyorum. Buyurun arkadaşlar. Ben kaza geçmemiştim. En iriniz biziz yani. Siz daha avantajlı geçersiniz gibi geliyor. Ben diyorum ki ikiniz kankiler olun. İlk bir takım Özlem ve Çiğdem alırsın. İkinci takım ya Metehan Halit ya ben olacağım. Sen de ben olursak sen eğer Metehan oynayacaksın senin daha ufaksın. Senin oynaman daha mantıklı. Yani. Kendi geçeceğiniz kadar çukur kazarsınız. Kızlar aranızda pek fark yok. Erdin Taner, Müge, Çömlek ben Ayşe. Mesut, Levent, Çiğdem, Cevdet, Metehan, Özlem. Biz biri çıkalım. Ben dedim. Biz çıkalım. 3, 2, 1. Kanarya! Haydi. 1, 2, 3. Başlarlar! Aslanlar seçtiniz mi? Evet. Kim oynamıyor? Doktor gel hemen yanıma. Arkama doğru. Kanaryalar kimler oynamıyor? Yaprak Yağmur. Buyurun. 6-6 kaldınız şu anda. Arkadaşlar ilk turda oynayacak arkadaşlar ellerini kaldırsın iki takımdan da. Evet. Cevdet, Çiğdem, Levent. Ayşıl, Taner, Orkut. Evet. Enteresan bir mücadele olacak kesin. İkinci turda da zaten kalan arkadaşlarımız yarışacaklar. Yarışacak arkadaşlar. Hemen pozisyonlarınıza geçin. Diğer arkadaşlar seyir yerlerine geçsinler. Ve hep beraber kimin barbekü yiyeceğini bir an önce görelim. Buyurun. Panama'da inanılmaz bir sıcak var sevgili seyirciler. Şu anda inanın kumdan yüzümüze ateş geliyor adeta. Ve yarışmacılar hazır. Her zamanki bir kıran kıran mücadele seyredeceğiz. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Geri sayıyorum. Başarılar diliyorum iki takıma da. 3, 2, 1, başla. Büyük bir mücadele seyrediyoruz şu anda. Her şeyleri ortaya koyuyorlar ve bir an önce kazmaya çalışıyorlar. Amaçları şu anda kazıp altından geçmek tahtaları. Bravo Cevdet, bravo olun sana, bravo. Levent abi bacakların da boşalt, oradan geçeceksin, bacakların geçme. Tamam bekle abi, dinlen Cevo, dinlen sen. Bekliyorsun. Dinlen Cevo. Hadi Levo. Çiğdem ileriden al, ileriden al. Alın biraz, önü tanı. Evet, ileriden al artık. Önü temizleyin artık. Gövden kadar al. Bacak aranızı boşaltın, geçemezsin. Hadi Levo. Cevdet geçti şu anda. Cevdet geçti fakat 3 aslanın da geçmesi gerekiyor. 3 aslanın da geçmesi gerekiyor. Çiğdem şu anda zorluyor kendini. Bravo Orkun abi. Elle. Hadi Levo. Çiğdem geçmeye çalışıyor. Orkun da geçmek üzere. Bir topa mesafesi aç, geç abi. Arkada kız. Bravo Çiğdem. Çiğdem de geçti. Çiğdem de geçti. Hadi Cevdet söyle. Orkun da geçti. Orkun da geçti şu anda. Levent de geçerse aslanlar öne geçecek. Kantaya verme gücü. Ayşıl da geçti. Ayşıl da geçmek üzere. Hadi. Taner de geçti. Evet şu anda Ayşıl'ı bekliyorlar. Ayşıl da geçti. İki takım da geçti şu anda. İki takım da geçti. Geçmeden yardım et. Cevo tamam. Geçmeden yardım et sen. Bir dakika. Tamam. Susun ya.
Levent de geçmek üzere. Levent de geçti. Hadi Levent de geçti. Kanaryalardan Taner geçmek üzere. Taner de geçti. Haydi. Ayşıl da geçti. Ayşıl da geçti. Ortum bekliyorlar şu anda. Aslanlar önde şu anda. Aslanlar önde. Ortum geçmesi lazım. Hadi aslan. Orkun'un geçmesi lazım. Şu anda tamam, süper. Devam. Aslanlar önde. Süper. Devam çok zorlamadan Aslanlar son kullara doğru geldiler. Kanaryaların şu anda bu engeli geçmeleri lazım. Kenarları bu engeli geçmeleri lazım. Aslanlar önde. Haydi aslanlar. Aslan bunlar be, yürü be. Hadi canım. Haydi Levent abi, çok iyisin. Son engelde şu anda. Evet, orada olması lazım. Evet. Çok iyisin Levent abi. Kaz abi, kaz abi. Bul abi. Aslanlar damlandır yapmaya başladı.
Ayşe da yapmaya başladı şu anda. Başlıyor, başlıyor. Evet, evet, evet. Levent abi, tamam. Oo, abi. Her bir için 4 ip varlar. Yukarı aşağı sağa sola yaparak iniyor. Bir de bak. Yukarı aşağı, 10 metre yukarı aşağı. Baş aşağı çevir, evet. Böyle 10 metre yine sağa sola çevir. Sağa sola yap. Tamam, değiştik. Tamam, sağa sola yap. Sağdakini sola atalım. Tamam. Olmadı, değiştik. Olmadı, Levent. Hiç olmadı. Olmadı, Levent. Tamam. Evet, bir yansıt bile bakacak. Bir yansıt bile bakacak. Kim önce yaparsa o kazanacak. Kim önce yaparsa o kazanacak. İki takımın da iki merdiveni kaldı. Hakemin oyunu durdurduğu dakikalarda Taner'le Cevdet arasında büyük bir tartışma çıkıyordu. Abi deniyor baksana. Abi denemiyorum deneme ya. Abi. Deneme abi. Deniyorsun, üstüne koyuyorsun be. Abi stop, takmadın beni be. Sen üstüne deniyorsun. Hakem adam, ne konuşuyorsun? Ya a**a şekilde. Cevdet. 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 Ne konuşuyorsun? Cevdet. Cevdet. Bana bak. 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 Cevdet Taner'in oyun durmuşken merdivenlere dokunduğunu iddia ediyordu. Taner, adam sağ abi, söyle. Tutun abi. Adam sağ söyle. Adam sağ söyle. Ben dönerim. Tamam, ben dönerim. Kalesi yok ya. Hadi. Şimdiden de çıktı. Şimdiden de çıktı şu anda. Şimdiden de çıktı. Şimdiden de gitti ya. Evet, çok güzel. Yavaş, sakin, sakin. Yavaş, 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 Şu anda Aslanlar 1-0 önde. Aslanlar 1, Kanaryalar 0. Eğer ikinci turda Aslanlar kazanırsa 2-0 olacak ve Aslanlar ödülle buluşacak. İkinci turun şöyle bir özelliği var. Merdivenler yerinde olacak. Hangi takım merdivenlere daha önce gelirse yukarı çıkacak ve çıkan takım da kazanmış olacak. Hangi takımdan 3 arkadaş birden zirveye çıkarsa o takım kazanmış olacak. İkinci turda 2 takım da merdiven aramayacak. O yüzden kısa bir ikinci tur bizi bekliyor. Nefeslerimizi tutuyoruz ve yarışacak arkadaşları yerlerini alıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Evet, büyük mücadele.
3 kademeyi kim önce bitirip zirveye çıkarsa o kazanacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. 3, 2, 1, başla. Zirveye çıkarsa o kazanacak. Şu anda başa baş bir mücadele görüyorum. Geçen yok. Çek oradan. Çek arkadan çek. Çok güzel. Çok güzel. Arkayı çek Meto. Meto arkayı Meto, çek. Arkayı çek. Arkayı büyük bir mücadele çek. Var şu anda. Hadi. Mesut geçti. Dene Müge. Hadi dene Özlem. Özlem Cenk de geçti. Hadi geçtiler hadi. Özlem dene. Cömert de hadi, geçti. Hadi Meto. Geri doğru. Tek bacak kısım. Tek bacak kısım. Müge tek bacak sonra ikinci. Dışa doğru aç bacağını. Dışa doğru aç. Çabuk. Hadi. Müge de geçti. Kanarya var. Kanarya ile üçü beraber geçti. Zorla. Evet kanalların üstüne geçti şu anda. Kanalların üstüne geçti. Geriye doğru kas orayı. Bacak yere bak. Geri. Kanalların üstüne geçti. Şu anda Metan zorlanıyor. Kanalların üstüne geçmiş durumda şu anda. Hadi biraz acele be. Hadi biraz acele be. Bas. Git geldin. Git. Hadi çabuk. Yardım et. Çıktı. Tamam. Devam et. Kaç. Özlem. Kaç çabuk. Evet iki takım da geçti şu anda. İki takım da geçti. Hadi kaz oğlum. Sok elini içeri be. Müge geçiyor şu anda. Müge geçmek üzere. Hadi abi geç. Müge geçti. Abi çeksenize ya. Canları biraz. Cömert de geçti şu anda. Abi kafanın arkasını al Mesut. Cömert de geçti. Nereden çek? Kanarya önünde şu anda. Haydi. Hadi be oğlum hadi be. Hadi, önden alsanıza hadi. Önden. Önden. Çıkamayacaksınız. Hadi. Hadi. Evet kanaryalar şu anda geçti. Salla be. Kanaryalar geçti. Kanaryalar önde. Kanaryalar önde. Kanaryalar önde şu anda. Kanaryalar önde. Aslanlar bir geride kaldı. Durum 1-1 olmak üzere. Evet şu anda kanaryalar önde. Metan takıldı. Abi çekseniz önünde git. Önünde şunu başla. Orayı açıyorum ya. Git kumu geriye. Kaz. Hayır gözünü. Kumu geriye doğru. Kumu geriye. Kumu geriye çek. Abi göster de yeri kazıyorum. Abi ne yapıyorsun? Elim nerede? Müge geçti. Kaçsın oraya.
Metehan'da geçmek üzere. Metehan'da geçmek üzere şu anda. Hadi. Aslanlar yakalamak hadi. İstiyor. Kaç kaç. Geldi adam çıktı. Hadi. Cenk de geçti. Soktum. Cenk de geçti. Hadi. Taktikin tamam mı? Orada taktikin de zaten. Beraber beraber. Kanaryalar kazanıyor. Kanaryalar kazanıyor. Kanaryalar kazanıyor. Durum 1-1 oluyor. Büyük mücadele Panama'da. İnanılır gibi değil gerçekten. Gerçekten inanılmaz bir mücadele oldu. Öldürücü sıcakta iki takım da yine her şeylerini ortaya koydu. Ve sonuçta durum 1-1'e geldi. Bu da demek ki bir final roundu yapıyoruz. Bunu kim kazanırsa o ödülü kazanıyor. Finalde iki takım da üçer kişiyle yarışacak. İki erkek bir kız olacak ve bunlar kim olacak? Bu merakla önce aslanlara soruyorum. Aslanlar hangi üçlü? Cevdet, Mesut, Çiğdem. Kanaryalar hangi üçlü? Cömert, Orkun ve Müge. Büyük bir mücadele seyredeceğiz. İnanın nefesleri kesecek bir mücadele olacak. Çünkü birinci ve ikinci turda bunu fazlasıyla hissettik. Şimdi de finalde bu altı arkadaş her şeylerini ortaya koyup arkadaşlarına bir yemek ziyafeti çektirmeye çalışacak. Arkadaşlar iki takıma da başarılar diliyorum. Yarışacak arkadaşlar yerlerine lütfen. Bravo bravo hadi. Arkadaşlar bol şanslar. Hazır. 3-2-1 başla. Aslanlar kazanıyor.
kaymış, aslanlara dağlaşmış. Kanatlarını açsan 3-5 santim etmez ki, sen nasıl kanatlısın? Sineklerle yarışamazsın. Afiyet olsun arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi mangal hadi. Acı mangalı getir, acı mangalı getir, acı mangalı getir. Gerçekten büyük bir mücadele. İki takım her hafta olduğu gibi yine her şeylerini ortaya koydu. Ama kazanan aslanlar oldu. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Bravo. Bravo aslanlar. Bravo. Bravo aslanlar. Büyük bir mücadele ve gerçekten büyük bir ödül kazandınız. Yarışmanın öncesinde konuştuğumuz gibi Kanaryaları bir an önce uğurlamak istiyorum. Ama öncelikle Orkun'a baktığım zaman kumda verilen mücadeleyi daha net görebiliyorum şu anda. Orkun gerçekten şu anda kumdan adam gibisin. Bütün takım, Müge de öyle. Her şeylerini ortaya koydular ama sonuçta kazanan tabii ki bir takım olacaktı. O da aslanlar oldu. Kanaryalar, bir an önce adanıza dönebilirsiniz. Hoşça kalın. Aslanlar bir kez daha tebrik ediyoruz. Cevdet, özellikle seni tebrik ediyorum. Bugün kepçe gibiydin maşallah. Biraz. İnşaat falan yaparsam mutlaka arayacağım seni. Arayayım beni kesin. Ev falan yıkarım rahatlıkla. Yani. Ayrı bir motivasyon var mıydı bugün? Vardı. Yani her oyunda ayrı bir motivasyonumuz var ama işte bazısını gösterebiliyoruz, bazısını gösteremiyoruz. Yani aç olmama rağmen, evet. Yani 5 günden beri açız, bir de ondan öncesi benim hastalığım falan vardı ama inandık ve yaptık yani arkadaşlar olarak. Şu anda bir zaten takım olarak kazandık yani, ben kazanmadım sadece. Senin şu anda yüzüne baktığım zaman zaten hani açlık durumunu bize anlatmana gerek yok. Çünkü Survivor'a görünce zaman bayağı bir üzülecekler yani. Evet, Survivor'a geldiğin zamanki halin de şu anda gözümün önünde. Peki Metehan, seninle de konuşalım. Sen de grubun sığamayanıydın. Sığamadım vallahi. Ekstra large geldin bizim sisteme. Her şeyim ekstra large da buraya geldiğimden beri 10 kilodan fazla kaybım oldu. Evet. Geçerim dedim. En azından kum konusunda şey yaptım ama benim bir kondisyon sıkıntım var. Daha önceki çember oyununda da baş gösteren. O kondisyon oyunu sıkıntısı burada da kendini gösterdi. En çok aramızda Cevdet'in yemeğe ihtiyacı vardı. En son yemek ödülümüzden sonra Cevdet de o ödülde yiyemedi hasta olduğu için. Şu anda ekmeğini kumdan çıkardı diyebiliriz onun için. Şeyden o zaman en sonunda senin duygularını alalım. Çünkü yemeği en çok seven sensin. Ve biraz sonra buluşan yemekler hakikaten şu anda televizyon başındakileri bile belki imrendirecek şeyler. Cevdet'in de dediği gibi 5 gündür gerçekten açtık. Ve artık sınırdaydık. Bir süre sonra bünye alışıyor tabii bu açlığı, çok fazla hissetmiyorsun ama bugün gerçekten sınırdaydık ve buna çok ihtiyacımız vardı. Hepimize afiyet olsun. Arkadaşlar tebrik ediyoruz hepinizi. Bundan sonra lafı da fazla uzatıp sizi de kıvranmak istemiyorum. Çünkü ızgarada etler şu anda pişmek üzere. O yüzden tabii ki aşçı biraz daha süre istedi sizin ağzınıza layık olsun diye. 4-5 dakika geçireceksiniz, ondan sonra masa sizi bekliyor. Tebrik ediyoruz. Kırmızı sarı rengi coşturur hep bizleri, şampiyonluk en büyük hedefi. Aslanım yine çükre, selam durdur herkese, bağlamayı illet aslan diye. Lay 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 lay. Ödül oyunu sonrası oyunu kazanan aslanları bekleyen mangal ziyafeti vardı. Yeah! Oh, şey ya. Kanka büyük.
88. Allah'ım şükürler olsun. Ben 7 kişiyle. Dökmeler. Heyecanlı yap. Reklam yaptın Levent de ben ya. 2 dakikada. Hadi bakalım. 7 kişiyle. 7 kişiyle. Hadi bakalım. Hadi. Dolmak yok. Kardeşim ne olsun? Dolmak yok. İlgili sesler başın. Ormandan gelen sesler senden mi geliyor? Anlaşıldı abi. Beyler daha geliyor beyler. Gelsin tavuk gelsin. Tavuk yer misin Mesut'cum buraya bir tane? Yani. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ben var ya bu adamın. Sen değilsin abi. Bu var ya ısırırım seni aslında. Kankam benim ya. Balık tuz be abi. Mümkün olunca az balık. Abi yavaş yavaş. Yavaş. Sindirin de çok çiğneyim. Allah'ım. Şampiyonluk en büyük hedefi. Aslanım yine kükre. Selam durdur herkese. Panama'yı inlet aslan diye. Lay 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 lay. Ya adadaymış, aslanlara dağlaşmış. Kanarya adadaymış, aslanlara dağlaşmış. Kanatlarını açsan 3-5 santim etmez ki. Sen nasıl kanatlısın? Size göre yarışamazsın. Kanatlarını açsan 3-5 santim etmez ki. Sen nasıl kanatlısın? Yarışamazsın. Ve bütün camiaya. Bütün camiaya. Evet beyler. Geldi. İki doğdun aslan. İki doğdun aslan. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun aslan. Abi bu doğuşumuz, işte yeniden doğuşumuz abi. Allah'ım sana gidiyorum. Sana gidiyorum yani. Sana gidiyorum. Sana gidiyorum ha. Sana gidiyorum. Şuraya alabilirim parçamı. Oy. Oradan yiyelim. İşte. Herkes tabağını alsın. Abi herkes isterse tabağını alsın. Tabak. Sarıyla kırmızı, Panama'da Kanarya'nın avcısı. Aslanlar yıkacak, Kanarya'nın tüylerini yolacak. Sarıyla kırmızı, Panama'da Kanarya'nın avcısı. Aslanlar yıkacak, Kanarya'nın tüylerini yolacak.
ödül oyununu kaybeden Kanaryaları adalarında başka bir kötü sürpriz bekliyordu. Kestikleri balığın kanını yeni balıkları yakalamak için kullanan Kanaryalar bir anda köpek balıklarıyla burun buruna geliyorlardı. Önüne gitti. Köpek. Köpek! Oğlum iki tane köpek balığı! Buraya girmeyin ha! Burada da var bir tane. Ne renk? Beyaz mı? Gri mi? Gri. Tamam, tehlikeli, uzak dur onu. Onlar uzak dur, tehlikeli, atlanın şuna. Kemal gördün mü? Beyaz, beyaz. Gri var orada, şöyle. Abi kana attık, 3 saniye pürmedi ya. Olaya bak. Hoş gördüğünüz gibi ben gittim, var ya. Demek ki ayağımız kesildi. Ah mahvol. 5 kilometreden nasıl bir geldi ya? Abi kana attık. 2 saniye, 3 saniye sonra geldi ya. Daha önceden yakaladığınız balığın koyduğumuz bir kap gibi bir şey vardı. Onun içindeki kanı getirdik. O kanı suya döktüğümüzden bir 10-15 saniye kadar sonra yani çok büyük bir köpek balığı yanımıza geldi ve yani çok yakından gördük. Adanın şartları gerçekten zor. Balık tutamıyoruz. O ayrı bir konu ama denizde de sağlığımızı tehlikeye sokabilecek nitelikteki deniz hayvanları var. Balıklar var, köpek balıkları var. Ben bir daha dalmam. Bir de bana diyor ki Taner. Bana diyor ki kanı dökmüş. Hayır, bana değil. Dal diyor, oltayı çıkar diyor. Ne diyor ki oltayı ver diyor. Oltayı çıkar diyor bana, dal diyor. Köpek balığında olta atıyor, var mı böyle bir şey? Adada yok yok. Ağaç var. Kumsal var. Deniz var. Sinek var mı? Sinek var. İguana var. Köpek balığı var. Kararmıştı. Balık tutamayan Kanaryaları zor bir gece bekliyordu. Taner ve Cenk birbirlerini balık tutamamakla ilgili suçluyordu. En azından sabah, çaba gösteriyorum. Sende çaba da yok. Sabah kalkıyorsun, uyuyorsun. Beni uyandırıp battaniye alıp gidip başka yerde yatan adamsın oğlum sen. Alakası var. Sen ne yapıyorsun? Kalkıp sonra çalışıyor musun? Odun mu tuttun sabahleyin? Balığa mı çıkıyorsun sabahleyin? Ne yapıyorsun? Sen de uyuyorsun. Ne yaptın söyle bana sabahleyin? Sabah uyuyor muyum ben? Ne yapıyorsun? Sen buradan kalkıyorsun battın. Sen ne yapıyorsun ya? Sabah kalktın ne yapıyorsun? Anlatma sabah kalktın da yaptığın şeyi ya. Ben sadece sabah kalktığım zaman yaptığım şeyden bahsetmiyorum. Ya, tamam. Taner. Ben şu an yaptığım şeyi kısmı sadece anlamadım. Şu an yaptığım şeyi anlatma ya. Geliyorsun abi balığa uyuyorsun. Sen ne yapıyorsun? Balık tutuyorum. Kaç tane tutuyorsun abi balık? Ya ben tutmaya çalışmıyorum. Ben sen çalışıyor musun? Ne? Atıyorum oltayı. Atmayayım oltayı mı? Tamam. Ben dalamıyorum. Tamam. Sanki bütün takım doyurmuş öyle konuşuyor ya. Balık tutmuş tutmuş. Abi doyurmuş olayı değil. Ya, çaba göstermiyorsun abi, sen. Biz de uçtum. Merak etme seni. Çaba neden konuşmayacaksın? Biz. Konuşuyorum abi. Ya niye uzatıyorsunuz ya? Abi benim hayat tecrübem seninkini 10-40 tamam mı? Öyle. Bana tecrübe bilmem ne. Çok bilmiş falan ayağı yapma. Babamın parası ben de benim tecrübe. Tamam. Tecrübe babamın parası olmuyor. Ya sen nereden benim babamı mı tanıyorsun? Sen beni ne kadar tanıyorsun oğlum? Kurtacaksın abim. Hayat tecrübe falan değil hayat tecrübesi. Sen ne dedin oğlum hayat tecrübesi? Cins tamam. Cins konuşma benimle Taner. Sen kimsin ki benim hayat tecrübem çok fazla olsun ya? Sen söylüyorsun. Sen söylüyorsun ben. Ben şimdi abi. Başka yerleri niye götürüyorsunuz ya? Hayat tecrübe... Anlamak ya. Kendin diyorsun hayat tecrübem senin daha fazla benim. Nasıl fazla anlat bakalım tecrübemden. Benden fazla gezmişsindir. Tecrübem budur senin. Başlamam tecrübe. Oğlum ben senin gibi bir adam bir şey izah edemem ki. Anlamazsın seni anlatılır. Sen her şeyi biliyorsun çünkü. Her şeyi biliyorsun. İzah edemezsin bir şeyi bize.
Her şeyi istemiyorsun. Her çok iyi, var ya çok iyi konuşuyorsun. Sen konuşuyorsun abi, sen başladın. Arkadaşlar saçmaladınız mı? Konu başka yerlere gidiyor. Onu atalım biliyor musun? Adam garip garip şey yerlere çekiyor abi. Kusun içinde gireri ya, kusun dura bırak içsin. Survivor'da kader oyunu. 8 kanaryayla 7 aslanın nefesleri kesecek dokunulmazlık mücadelesi. Büyük bir beceri istiyor gerçekten. Büyük bir beceri istiyor. Az sonra. Aslanlar karınları tok, yeni bir güne merhaba diyordu. Her şeye rağmen adada yaşam devam ediyordu ve avlanmaları gerekiyordu. Balıklar adaya adeta neşe getirmişti. Gün başlıyordu. Kanaryalar aç ve moralsizdi. Adeta kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed a thousand miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama had a club. Beni ısırıyorlar da kaşımıyorum ben. Abi gündüz ısırıyorlar zaten. İz bırakacak gece... diye kaşımıyorum. Abi gündüz ısırıyorlar, gece kaşıntısı çıkıyor. Balık avlama çabaları sonuçsuz kalan kanaryalar çaresiz bir şekilde dinlenerek dokunulmazlık oyununu bekliyorlardı. Ben herkesle anlaşamam. Bunlar da onlardan biridir. Yani altı kişiyle birden mi anlaşamıyorsun? Bugün oyun sefer başladığından beri oynanacak en kritik oyun bence. Çünkü biz 8 kişiyiz. Aslında 7 kişi. Eğer biz kaybedersek dengede olacağız. Diyecek kredimiz. Biz uzun süredir kaybediyoruz. Onun etkisi var. Ama takım şu anda tam bir takım halinde. Kaybedersek sorunlar başlayacak. Kazanırsak bence aslında parçalanacak. Biz her zaman söylüyoruz. Ödül oyunlarından çok, konser oyunları bizim için çok önemli.
Artık iki haftadır üst üste konseye giden biziz. Bu hafta kesinlikle onların konseye gitmesi gerekiyor. İnandığımız renklerin uğruna elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve devam edeceğiz. Dokunulmazlık oyununa gitme vakti gelmişti. 8 kişi olan Kanaryalar, 7 kişi olan Aslanlar karşısında avantajı ellerinde tutmak istiyorlardı. Survivor Aslanlar Kanaryalar'da sıra geldi dokunulmazlık oyununa. Biraz sonra bu platformun üzerinde büyük bir oyun oynanacak sevgili seyirciler. Neden büyük diyorum? Çünkü iki takımda artık kaybetmeye tahammülü yok. Şu anda Aslanlar 7, Kanaryalar 8 kişi. Fakat Aslanların yükselen bir form grafiği var. O yüzden sonucu hiç bilmiyoruz ve iki takımda merakla buraya bekliyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftalar geçiyor, mücadele sürüyor ve bakıyorum artık herkes Survivor olmuş durumda. Hepinizi öncelikle tebrik ediyorum. Bu kadar günden sonra halen adalarınızda yaşamayı başarıyorsunuz. Şu anda yarışmanın yarısındayız. Öncelikle size bir haber vermem gerekiyor. Hep merak ediyorsunuz ne zaman birleşme olacak diye. Birleşme olmayacak. İki takım bir adada yaşamayacak. Bunun sebebi sayılarınızın zaten çok olması sebebiyle kendi adalarınızda yeterli sayınızın olması. İkinci konumuz da bugünkü dokunulmazlık oyunu. Öncelikle Levent, senden sembolü rica edeyim. Teşekkür ederim. İki takım da mutlak kazanması gereken bir oyun bugün. Ve oyun, şimdiye kadar oynadığınız bütün oyunlardan farklı. Karşınızda bir platform görüyorsunuz zaten. Orada bir soru işaretimiz yok. Şimdi gelelim ne yapacağım? Arkadaşlar, iki takım da beşer kişi şeklinde o platformun sağ ve sol tarafına dizilecek. Dizilen 5 kişinin sırasıyla bir taraftan öbür tarafa geçmesi. Yani 5 kişinin şöyle dizildiğini düşünürseniz, en baştaki arkadaş öbür arkadaşlarını düşürmeden en uca kadar gidecek ve en uçta formasını giyecek. Yarışmaya formasız başlayacaksınız. Kim en uca kadar bütün arkadaşlarını geçerse üzerine formasını geçirecek. Ondan sonra ikinci arkadaşı tek tek yine arkadaşlarını geçecek. Ne zaman bir takım bütün oyuncularını o gördüğünüz sıralamanın öbür ucuna taşırsa o takım kazanmış olacak. Eğer 12 dakika içerisinde iki takım da görevi tamamlayamazsa kim öndeyse, kim daha çok forma giymişse o kazanacak. Denize düşen arkadaş eğer formalıysa, yani daha önceden geçmişse, o en başa, formasızsa da öbür başa geçecek. Yani göreve tekrar başlayacak. Üçüncü arkadaşı geçerken de düşerseniz yine en baştan başlıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Birinci ve ikinci turda isterseniz kadrolarda değişiklik yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Aynı şekilde eğer 1-1 olursa üçüncü bir final turu yapacağız. Üçüncü turda da istediğiniz kadroyla çıkabilirsiniz. Yani kısacası kızı erkeği olmayan, isteyen takımın istediğiyle yarışabileceği mükemmel bir oyun. İnanılmaz bir konsantrasyon gerekiyor. Çok dikkatli olmanız lazım. Takım seçimleri çok önemli ve her zaman olduğu gibi 2 dakikanız var arkadaşlar. Buyurun 5 kişiyi seçin. Bence Cevdet, bence Meta, benle Meta ikinci yarışmayabiliriz.
O zaman ne olur Çiğdem, Özlem, Cevdet, ben ama sen de geçeceksin. 5 artı 1 mi yoksa 4 artı 1 mi? 5. Sadece 5 kişi. 4 artı 1 falan. 5. Tamam aşıla başlayan olmazsa. İkinci turda şey yapacağız. Yağmur değişir. Sen misin? Ben de şey yapayım ya. Ama zaten olmaz abi. Öbür tur tutma. Ben de böyle kanka. Değil mi? Beyan nasıl böyle deneyelim abi? Üçüncü Ayşe'li olsun bence. Adam olsun yani. Ben geçerim gibi geliyor. Dört cömert, beş ben olurum. Gibisi gelmiyor işte. Tamam. Gibisi yok, geçecek. Bu geçilecek yani, boyunu alacağız. Geçecek yani, yani ben yaparım gibi geliyor. Haydi arkadaşlar. Bir, iki, üç, asarlar! Üç, bari iki, bir. Kanarya! Aslanlar! Kimler yarışmıyor? Metehan ve Halit. İkiniz de yanıma doğru gelin. Kanaryalar, kimler yarışmıyor? İkizler ve Müge. Siz de sağ tarafıma geçin. Mesut, oyunu nasıl buldun? Oyun tamamen dengeye dayalı gibi duruyor. Çok hızlı olmak değil, bence dengeli olmak önemli. Süreyi iyi kullanıp bitirmeye çalışacağız. Favori siz misiniz? Biz her oyuna favori olarak görüyoruz kendimizi. Her takımda öyle giriyordur tabii ki kendini. Buraya gelen herkes son derece iddialı. Biz de yine elimizden geleni yapacağız. Cömert, oyun nasıl buldun? Oyun her oyun gibi güzel. Survivor'a yakışan bir oyun. Ama dengede biz kendimize çok güveniyoruz. Arkadaşlar, platformdaki yerinizi alın ve benim başlama işaretimi bekleyin. Buyurun. Olduğu gibi nefes kesecek bir mücadele bizi bekliyor şu anda Panama'da. Bugün nispeten hava daha serin çünkü suyun üzerindeyiz. Öldürücü bir sıcak yok. O yüzden yarışmacılar daha kolay şartlarda yarışacaklar diye düşünüyoruz. Ve iki takıma şöyle bakıyoruz. İkisi de hazır. Hangi takım 5 formayı birden üzerine geçirirse o takım 1-0 öne geçiyor. Evet, 5 formayı birden üzerlerine geçirmeleri lazım. Toplam süre 12 dakika. 3 2 1 başla. İki takım da düştü birer kere. İki takım da birer kere düştü şu anda. Levent geçti. Levent şu anda Çiğdem'i geçti. Büyük bir beceri istiyor gerçekten. Büyük bir beceri istiyor. Araya gir abi. İkisi beraber düştü. Evet, Taner şu anda Orkun'u geçti. Platform o kadar dar ki seyirciler. İnanın bir kişi bile zor ayakta durur. Evet, Taner şu an ikinci geçti. Anlamayın. Taner ikinci geçti. Cenk sana çıkın. Cenk. Düştü. Taner şu anda 3 kişi geçti. Taner 3 kişi geçti. En son Cenk var. Özlem yine düştü. Taner geçti. Taner geçti şu anda. Taner formasını şu anda giyiyor. Levent yine düştü. Levent yine düştü. Evet, şu anda Kanaryalar 1-0 önde. Kanaryalar 1-0 önde. Ayağa
Orkun bir Ayşıl'ı geçti. Levent'in Özlem'i geçmesi lazım. Levent geçti. Levent geçti şu anda. Levent şu anda çilemine geçti. Orkun düştü. Nasıl yapışın abi? Bravo, bravo. Levent de geçti. Levent de geçti şu anda. Özlem şu anda geçti. Beşinci de geçti. Evet. Son anda düştüler. Şu anda. Evet tekrar düştü. Zeynep tekrar düştü. Zeynep tekrar. İki takım da şu anda 1-1. Son 1,5 dakika. Son 1 dakika. Evet Özlem şu anda bitirmek üzere. Özlem bitirmek üzere. Özlem bitiriyor. 30 saniye. On beş, on dört, on üç, on iki, on bir, on dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Aslanlar kazanıyor. Aslanlar kazanıyor. Aslanlar 1, Kanaryalar 0. İki takım da hazır şu anda. Aslanlar 1, Kanaryalar 0. Eğer bu turda Aslanlar kazanırsa 2-0'la dokunulmazlığı kazanmış olacaklar. Eğer Kanaryalar kazanırsa son bir tur yapacağız. Evet. Son olarak bakıyoruz. 12 dakika süreniz var arkadaşlar. Göreviniz bir uçtan öbür uca 5 arkadaşı da geçirmek. Arkadaşlarını düşürmeden. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1, başla. Taner bu oyunda gerçekten ilk performans sergiliyor. Ama Özlem de çok iyi. İkisi de aynı anda geçti. Abi, iki takım da düştü.
Şu anda denk bir durum var. İki takım daha henüz yaklaşamadı bile. Taner yine geçemedi. Özlem Levent'i geçti şu anda. Özlem Levent'i geçti. Çiğdemi düşürdü Özlem. Evet, şu anda tekrar denge geldi. Tekrar denge geldi. İki takım da şu anda aynı durumda. Süre ilerliyor gerçekten. Yine heyecanlı bir yarışma seyrediyoruz. Özlem geçti. Özlem geçti şu anda. Evet, evet, evet. Özlem ikinci de geçti. Özlem ikinci de geçti. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar. Evet, muhteşem, muhteşem. Özlem yine geçti. Taner de geçti. Acele yok, acele yok. Kanka, bekle. Kanka, bale gibi, kanka, bale gibi. Kanka, bale gibi. Kanka, Özlem biliyor, Özlem'e güven. Kendine nasıl geliyor? Evet, şu anda Aslanlar çok asfaltlı önde. Özlem'in Cevdet'i geçmesi lazım. Yapma ya. Özlem düştü. Özlem düştü. Şu an benim denge var. Taner de düştü. Taner de düştü. Evet, süre ilerliyor şu anda. İki takım da tam aynı durumda. Evet, şu anda Taner'in önünde bir tek orku kaldı. Taner'in önünde bir tek orku kaldı. Özlem'in çabuk olması lazım. Özlem de geçti. Özlem de geçti. Kanaryalar ilk formayı aldı şu anda. Biliyoruz abi, bekle işte, tamam. Kanarya ilk formayı aldı. Bırak, bırak, bırak. Bravo. Son 1 dakika 45 saniye. Özlem geçti. Abi bu ne ya? Geçemedi Özlem. Son anda geçemedi gerçekten. Atla, çabuk atla. Levent de geçemedi. Atla. 1 dakika 20 saniye. Hadi, 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 hadi. 1 dakika 10 saniye. Yaparız, acele yok. Bir seferde bitiririz, hadi. Son 1 dakika. Özlem geçti şu anda. Hadi abi, aman. Özlem geçti, aslanlar. Çok aşma ya. Olamaz böyle bir şey gerçekten. Şu anda
düştü. Sol anda düştü. Son 32 saniye. Son 32 hadi, saniye. Hadi. Evet. ...20 saniye. Sakin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kanaryalar galip. 1-1 oluyor, 1-1 oluyor. Büyük mücadele Panama'da. Alıştığımız gibi yine son tura kaldı her şey. Durum 1-1 şu anda. Kim daha çok formayı giyerse o takım kazanıyor. Dikkatli olmak zorundalar. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Başarılar diliyorum. 3, 2, 1, başla. Evet, Cömert kaldı bir tek. Çiğdem geçti. Çiğdem geçti. Çiğdem ikinciyi de geçti. İkinciyi de geçti. Çiğdem Mesut'u geçerse bitirecek. Evet, Çiğdem bitirmek üzere. Çiğdem bitirdi, formayı giydi. Düşüyor, Cömert düşüyor şu anda. Kanaryalar, aslanlar bir, kanaryalar sıfır şu anda. Aslanlar bir, kanaryalar sıfır. Evet, Özlem şu anda Levent'i de geçti. Son anda düştü. Son anda düştü. Taner düştü son anda. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Bu kadar geldiniz, acele etmeyin. Acele etmeyin. Aslanlar önde şu anda. 1-0 önde. Aslanlar 2-0'a çok yakın. Abi geçerken az aslanlar 2-0'a çok yakın. Kendinizi böyle şey yapın. Büyük bir mücadele ediyoruz gerçekten. Aslanlar 2-0'a çok yakın ama Özlem henüz geçemedi. Düştü. Taner bitirdi. Taner bitirdi şu anda. 1-1 oldu. 1-1 oldu. Ayşe düştü. Ayşe düştü. Özlem geçti. Özlem geçti şu anda. Ayşıl da geçti. Ayşıl da geçti. Özlem ikinci geçti. Levent'i geçti şu anda. İki takım da tam başa baş gidiyor.
geçti. Özlem yine geçti. Ayşıl'la şu anda aynı durumdalar hemen hemen. Ayşıl biraz geride. Güzel be! Özlem geçti. Çok güzel be! Ayşıl da geçti. Ayşıl da geçti. 2-2 oldu. 2-2 oldu. Evet, Cevdet geçemedi şu anda. İki takım şu anda inanın sevgili seyirciler tam aynı durumda. Süre azalıyor. Cevdet'in Mesut'u geçmesi lazım şu anda. Aynı noktadalar iki takımda. Saniyesi saniyesinde aynı noktalar. Düştü. Aslanlar düştü. Evet, Cevdet'in Mesut'u geçmesi lazım şu anda. Aynı noktadalar iki takımda. Saniyesi saniyesinde aynı noktalar. Düştü. Aslanlar düştü. Cömert geçti. Şimdi Kanaryalar önde. Bir o takım, bir o takım. Sonra bizi geçiyor gibi düşün. Son anda düştü. Cömert de düştü. Cömert de düştü. İki takım yine aynı durumda. Cevdet Mesut'u geçti. Şu anda iki takım yine hemen hemen aynı durumda. Cömert de geçti. Şu anda tam aynı noktada bir takım. Bir takım tam aynı noktada. 2-2 durum. Durum 2-2. Cenk'i de geçti Cömert. Hazır ol. Aynı şekilde dans gibi. Dans gibi. Bırakmayın birbirinizi. Aslanlar 3 oldu. Aslanlar 3 oldu. Düşüyor Cömert. Düşüyor Cömert. Aslanlar 3 oldu. 3-2 durum. Son 4,5 dakika. Şu anda aslanlar 3, kanaryalar 2 seyirciler. Kaydıran kaydı. Belinden 2. Sık sık. Sakin, öndeyiz. Çok güzel. Hadi hızlı. Bir abi iyi mi arası? Evet, çok güzelsiniz. Aslanlar 4'e doğru gidiyor şu anda. Çok sakin olun, çok sakin olun. Aslanlar 4, Kanaryalar 2 şu anda. Cömert Ayşıl geçerse 4-3 olacak. Bekle, gidecek olsun. 4-3 oldu. 4-3 oldu. 4-3 oldu. Evet, devam et abi. Sen ondan ver. Acayip mi? Cenin acı.
bekle. Ben tut, daha aşağıya bakacağım. Son iki dakika. Son iki dakika. Geçti Levent. Levent geçti bitirmek üzere. Levent bitirmek üzere. Levent bitirmek üzere. Levent geçerse aslanlar kazanacak. Geçti Levent. Geçti aslanlar kazandı. Levent geçti. Aslanlar kazandı. Aslanlar kazandı. Aslanlar kazandı, aslanlar. Panama'da kıran kırana bir mücadele ve aslanlar kazanıyor. Ve ben de dokunulmazlık sembolünü, bana göre günün yıldızı Özlem'e veriyorum. Aslanları tebrik ediyoruz. Dokunulmazlık onların. Kanaryalar ise biraz sonra kişisel dokunulmazlık duelosuna çıkacaklar. Sonra da Ada Konseyi'nde bir arkadaşları Survivor'a veda edecek. Aslanlar, sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Kanaryalar, siz de duello için duello adasına doğru gidiyorsunuz. Hoşçakalın.
Dokunulmazlık oyununu kaybetmek Kanaryaları iyice karıştırmıştı. Ayşıl'ın oyun hakkındaki yorumları Orkun'la Cömert'i oldukça sinirlendirmişti. Karar ver Ayşe, sen de sus ya. Bırak tamam Ayşe, uzatma. Bana dedi 5 kere. Kendin ilk oyunu öne geçtin. 4 kere sana... Çok bildiğiniz oyunda da gördüm. Kalenin düşmesi. Ama sen ittiğin için... Suçlu benim ben. Suçlu benim. Ben yapamadım, bitti. Ya suçla alakası yok bunun ben ya. Ben suçluyum. Ben kimse çamur atma. Hata benim işte. Allah, ben çamur atmıyorum. Çamur atıyorsun işte. Benim ben oyundan sonra yaptığım çamur. Suçlu benim, yapamadım, beceremedim. Suçlu arama ya, arama. Suçlu burada işte. Bak formasının ismi geliyor burada. Ve Ayşıl... Neden beni hiç önde kullanmadınız dedi. Ya böyle bir sıra yok ki orada zaten. Düştüğün zaman zaten geri başa geliyorsun. Ne bileyim yani, bir şeyler değişebiliyor. Ön plana çıkmak istiyorsa, amacı buysa, biz onu hep zaten ön plana çıkardık. Hiç kendimiz ön plana çıkmadık bugüne kadar. Bu takımda onun ismini kullandığımız kadar kimsenin ismini kullanmadık. Suçlu ararsan herkes suçlu. Yani suçlu aradığım yok. Ben bir şey söyleyeyim. Yıldız ararsan herkes yani, yıldız. Suçlu ararsan herkes suçlu. Biz bir takımız. Biz hepimiz bireysel gelmedik. Bak şu renge geldik. Arkadaşlar bütün suç benim. Hiç kimse hata yapmadı. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Abi sen ayrı tişörtle yarışmıyorsun. Senin yarıştığın tişört şu. Öyle görüyorlar. Sen... Onu anlatamıyorum. Suçlu... Hadi arkadaşlar yürüyün. O düğerli topası var ya Ayşe, onu alırsın mutlu olursun. Ya Okun niye sen böyle bir şey söylüyorsun? Seninle ne alakası var? Var yanlış yapıyorsun. Bu kadar insanın yanlış yapıyorsun. Sen bir şey demedin ki. Suçu arkadaşım kaybettik. Oyunda ben zayıfım, benim ilk geçmem gerekiyordu. Kaybettik mi hep kaybediyoruz. Kazandık mı hep kazanıyoruz. Bunu anlamıyorsunuz işte. Burada oturmuşsunuz, suçlu arıyorsunuz. Suçlu benim. Ya suçlu aramıyoruz. Ben. Sana da sen bir de geçsen, iki de geçsen, üç de geçsen fark etmeyecek. Allah gelecek, orada takılacak. Hayret bir şey. Bunu size anlatamıyorum. Çok iyiydin de dün merdivenleri niye dizemedin? Ben sana bunu mu söyleyeyim? Bu çok detay var yani. Ben detaylı konuşurmayın yani. Ya ben arkadaşım beceremedim. Yüksek bir korkum vardı, aşağıdan sudan korktum. Bahane mi yok? Geçme. Bak bahanem benim bu işte. Dalga geçme. Hiçbir şey konuşulmuyor ki. Konuşma, termişsin burada. Sen ikinci geçmedin, birinci geçmedin. Şeyini yapıyorsun bana, yapma bunu ya. Ben diyorum ki, ben burada zayıf olarak dedim ki bir ben geçseydim kimse geçirmedi beni. Ben sana suçluyum. Niye düşürdün Taner'i? Sen deydi, ikinden iki odasın. Niye düşürdün ablacığım? Neyi? Taner'i düşürdün son turda. Herkes birbirine ne alakası var bunun? Son zamanlarda erkek, takımımızdaki erkek arkadaşlarımız özellikle... ...her şeye bir alınma, yani en ufak bir şey söylediğimde... hemen böyle bir üste çıkma politikası uygulanıyor. Neden bu anlamıyorum. Birisi o takımda kötü oynadığı zaman üstüne gitmeye herkes çok bayılıyor. Ben bunu anlamıyorum. Sen en başta sen bayılıyorsun benim üstüme gitmeye. Herkes yapraklarını taşladı neredeyse. Seni herkes onur etti, sen ondan şımarıyorsun. Cömert düzgün konuş. Ben daha yarış esnasındayken alacağımız yarışı bıraktık, bitirdik diyen kim? Senin için de herkes için de orada. Alınıyorsan o zaman buraya gelme Müge. Müge diyor, evet başım döndü, yükseklikten korkuyorum, vik 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 aşağı düştüm diyor. Benimle dalga geçiyor. Çünkü şu ana kadar 30 tane yarış olduysa hepsinde yükseklik korkum var diyen kişi benim. Sen şimdi buradayken kameraya... Ya Müge sen de git işine, ne dalga geçeceğim seninle ya. Yükseklikten korkuyordum, düştüm, bu oldu, dengemi kaybettim. Arkadaşım sen cümleyi yanlış anladın galiba. Ay gayet net anladım. Ben ne dedim? Bahane arıyorsanız bahanem de var dedim. Senin ismini bile takmadım. Ben yükseklik korkumu bahane olarak sunuyorsam mantıklı bir şekilde... ...sen de şu anda onu sunuyorsun herkesin. Uzak dur ya, konuşma. Şu an konuşmayacak kimseyle. Takım arkadaşlarım beni çok çok iyi anlamadıklarını düşünüyorum. Beni değil, birazcık erkek kız gruplaşması oldu gibi fark ediyoruz. Bunu kızlar olarak bayağı net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü erkeklerin hepsi de ortak özelliği, çok sabit fikirler. Cenk'i bir yana koyayım. Her şeyde bir alınganlığın var. Bir ağlayacak yarış gibisin. Dokunduğun bana laf sokuyorsun. Yarış sana niye sokuyorum kardeşim? Ben herkese söylüyorum. Alacağımız yarışı verdim diyebilirim ben. Ben yarış dönüp... esnasında bana diyorsun. Sana ben duyuyorum bunu. Ben duyuyorum. Demedim. Ben herkes başarılı. Yarışı... 5 kişi başarılı. Ben başarısızken ve ben orada yürürken sen diyorsan ki alacağımız yarışı baştan sen kaybettik. Sen... Onu bana diyorsundur. Ona ağla Müge. Burası ilkokul. Sen ağla. Annen gelmeden yanın belirsiz de çıkma buradan. Düzgün konuş. Ne düzgün konuş? Kaç yaşındasın ki ya sen? Kime düzgün konuş? Düzgün konuş. Kaç yaşındasın ki düzgün konuş? Yaşlı olmuyor bu işler. Görüyoruz. O zaman biraz içinizi ferah tutun. Saçma. 10 yaşındaki çocuk gibi dokunsam ağlayacaksın ya. Ben şu anda ağlayacak bir durumum yok benim ya. Ya bana hikaye anlatma Müge. Yaşını ilk önce bir de öyle konuş. Beni onur ettikçe şımarıyorsun. Başka bir şey.
Benim şımardığım falan yok ya. Bir dakika abi, nereden şımarıyorum ben ya? Nerede şımarıyorum? Ege, tamam. Abi sakin olun ya, sakin olun. Şu yandaki kıza yapılanlar sana yapılsaydı sen bugün sahile sümüktün burası. Nerede ağlıyorum ben? Tamam. Nerede ağlıyorum? Sesini yükselterek ne kazanacaksın ki bağırıyorsun? Abi beni delirtiyorsun ya, ağlıyorsun ya. Nerede ağlıyorum ben? Var mı? Sesini yükselmedin var. Kapandıysa bir konu, önüne elip 12 yaşındaki çocuklar gibi davranıyor diyemezsin sen. Diyorum, sesinken kendin titriyorsun zaten. Sinirimden titriyorum çünkü. Dokunmayayım, ağla ister. Ağlamıyorum. İyi. Tamam sus sen, sen sus, tamam sen sus. Kanaryalar için ölüm kalım düellosuna gitme vakti gelmişti. Kazananın adadaki dengeleri oldukça değiştirebileceği ve konseyde kendine üstünlük sağlayabileceği düelloyu acaba hangi kanarya kazanacak? Kanaryalar için düello zamanı. Biraz sonra takım olarak buraya gelecekler ve kim düelloyu kazanırsa akşam konseyde hem iki oy sahibi olacak hem de dokunulmazlığı sahibi olacak. Kanaryalar şu anda moralleri bozuk bir şekilde buraya doğru geliyorlar ve biz de onları buraya bekliyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün oyunlar çekişmeli geçiyor ve yine kıl payı kaybettiniz. 2-1 yenildiniz. Bu da demek ki bu akşam Ada Konseyi'ne gideceksiniz ve aranızdan bir kişi Survivor Aslanlar Kanaryalara veda edecek. Şu anda aranızda düello çıkıyorsunuz. Kim kazanırsa akşamki konseyde hem dokunulmazlık sahibi olacak hem de iki oy kullanabilecek. Kuralları biliyorsunuz, haftalardır zaten aynı kurallar çerçevesinde Survivor'a devam ediyoruz. İsterseniz bir an önce başlayalım. Hazır mısınız? Oyunu anlatıyorum. Arkadaşlar, arka tarafınızda insan cevizleri görüyorsunuz. Biraz sonra elleriniz şu şekilde olmak kaydıyla çömeleceksiniz. Hindistan cevizini bacaklarınızın arasına alacaksınız ve düşürmeden tutmaya çalışacaksınız. Hindistan cevizini en son düşüren kimse o akşamki konseyde dokunulmazlığın sahibi olacak. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar hazır mısınız? Hemen yerlerinize alabilirsiniz. Üç, iki, bir, başla. Hindistan cevizini kim en son düşürürse dokunulmazlık onun olacak. Kanaryalar şu anda 8 kişiyle düelloya başladılar. Cömert Hindistan cevizini düşürdü. Evet, şu anda 7 kanarya kaldı.
Cenk de düşürdü. Altı kanara kaldı şu anda. Taner de bıraktı. Beş kanarya var şu anda. Dört bayan ve Orkun kaldı. Kanaryaların kendi aralarındaki düelloları her zaman heyecanlı geçiyor. Bugün de aynı şey geçerli. Şu ana kadar 5 kanarya bırakmadı ve dakikalar ilerliyor. Kanaryalar bırakmıyor insanca üzerine. Müge de bıraktı. Müge de bıraktı. Şu anda 4 kişi kaldılar. Ve Yağmur da bırakıyor. Yağmur da bırakıyor. Yaprak, Ayşıl ve Orkun kaldı. 3 kanarya kaldı şu anda. Ayşıl bıraktı. Ayşıl bıraktı. Orkun ve Yaprak kaldı şu anda. Yaprak da bırakıyor. Dokunulmazlık Orkun'un oluyor.
Evet, dokunulmazlık Orkun'un oldu. Bu da Ada Konseyi'nde Orkun'a hem iki oy hakkı veriyor hem de dokunulmazlığı veriyor. Orkun, sana dokunulmazlık kolyesini takıyorum. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar, bu akşam önünüzde kritik bir konsey var. Bir arkadaşınız daha Survivor'a veda edecek. Şu anda 8'siniz. Yarın 7 kişi kalacaksınız. Gidenin kim olacağına karar vermek için önünüzde saatler var. Şimdi sizi düşünmek için adanıza yolluyorum. Konseyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanaryalarda yaşanan olaylar, dokunulmazlığı kazanan aslanların da dikkatinden kaçmamıştı. Evet beyler, yemler hazır. Yemler hazır. Kanaryalar gönderecek adamları olduğu için çok rahat hareket ediyorlardı. Ben bundan bir önceki dokunulmazlık oyununda da kaybettikleri zaman da yine çatırtı sesleri gelir demiştim. Bugün de oyundan sonra birbirlerine girdiler. Arka arkaya ciddi iyi galibiyetler alıyoruz. Bu bizim motivasyonumuzu çok arttırıyor tabii ki. İnanılmaz kenetlenmiş durumdayız. Artık aramızdan kim gider ya da gitmeli gibi konuşmalar geçmiyor aramızda. Bundan sonra aramızdan kolay kolay kimseyi yollamayacağız. Biz daha önce 3 kere üst üste mağlubiyet yaşadık, 3 kere konsey üst üste gittik ve ilk sözümüz kendimize takım olarak aynı şeyi onlara yaşatacağız dedik. Hem sayı olarak gerideydik hem galibiyet olarak gerideydik. Biz inandık 7'ye 7 kalacağız dedik, 7'ye uğur bildik, 7 kişi kaldık. Şu an Kanaryalar biraz daha rahat olabilirler ama bundan sonraki konseyde gittikleri zaman inanırım ki artık çatır diyecekler. Aslanlar Kanaryalar'da, Kanaryalar için yine Ada Konseyi zamanı. 3 haftadır üst üste kaybediyorlar. Ve bugün yine Ada Konseyi'ne gelecekler. Bir arkadaşlarını yollayacaklar. İşleri zor, sinirler gergin. Aralarında her an gerilim çıkabilir. Kanaryaların birlik olma zamanı ama bakalım birlik olabilecekler mi? Ada Konseyi'ni biz de merakla bekliyoruz ve Kanaryaları hemen buraya çağırıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanaryalar ciddi derecede düşüşte. Artık 1 hafta 2 hafta derken 3. haftadır dokunulmazlık oyununu kaybediyorsunuz. Büyük bir avantaj kaçırdınız. Kısaca bir haftanın değerlendirmesini yapacağız. Çünkü sizi seyredenler var. Hala güveniyorlar bence. Çünkü o kadar kaybetmenize rağmen skorda 7-7'lik bir denge var. Ne bileyim, Orkun'uyla, Ayşe'yle, Cenk'iyle ölümüne mücadele sürüyor. Fakat skora yansımıyor ve bugün de ilk defa açıkçası sizi biraz da kendi aranızda da problem yaşarken gördüm. Orkun, senle başlayalım. Senin sesini biraz duyuyordum çünkü. Ne oldu Kanaryalar? Birlik beraberlik zamanı değil mi şu anda? Birlik beraberlik zamanı da arkadaşlardan bir ricada bulunmuştuk. Onu yerine getirmediler. Yarışma sonrası tepkilerimizi tutacağız. Kişisel bir suçlama olmayacak. Sadece yarışmayı genelini konuşacağız gibi telkinlerde bulunmuştuk. Son 2 konseydir bunu yapamıyoruz. Bugün de yine öyle bir şeye denk geldik. Sinirlerimize hakim olamadık. Bir kopma anını bekliyormuşuz demek ki. Öyle bir yerde birikmiş, toplanmış bazı şeyler. O da bugüne denk geldi. Bugüne denk geldiği için de artık üzgünüm. Çünkü bugünkü oyunun da tek suçlusu benim. Onu da ayrıca belirteyim bu safhaya gelmesinde. Ve bugün kimse tutamadı birbirini. Özellikle ben.
yenilgi ve sonucunda da böyle bir birlik beraberliği biraz zedelenmiş gibi bir boyuta getirdik. Ama zannetmesinler bu dağılacak, bizi böyle daha çok yıp atacak. O bize bir ders oldu. Bundan büyük bir ders çıkardık. Hatta yarıştan sonra bayağı bir detaylı görüştük, konuştuk. Kendimizi sıfırlayacağız. Yeniden bir takım olarak ele alacağız hepimiz tek tek bireysel olarak. Ama özellikle şimdi bireysel olarak ne güçtür ne değildir, ne yapabiliriz. Hepsini yenileyeceğiz. Allah'ın izniyle bundan sonra daha farklı kişiler göreceğiz hep beraber. Ayşe, zor bir dönem geçiriyorsunuz. Ve bence de zor dönemde en riskli olan olay belki de takımın arasında problem yaşaması. Doğru. Yarışma sonrasında bir tartışma evet olabilir belki. Ben dışarıdan gözlemimle söylüyorum. Ama eğer bu genele yayılırsa Kanaryalar açısından tehlike çanları çalmaz mı sence? Genele yayılmaması lazım zaten. Biz her zaman takımca problemleri sakinleştikten sonra oturup konuşup halletmeye çalışıyoruz her zaman. Yine aynı şeyi yaptık. Bu da aynen böyle devam edecektir. Yani problemleri çözüp halletmeye çalışıyoruz ki biriktikçe çünkü daha sonra daha kötü patlar diye. Müge, gerçekten güzel mirasınız varmış yalnız. Haftalardır kaybediyorsunuz. Demin Cenk'in de söylediği gibi eşitlik anca geldi. Ama bu gidişatın en azından pozitife doğru dönmesi gerekmiyor mu sence bir an önce? Pozitife doğru dönmesi gerekiyor. Pozitife doğru da dönecek. Bugün her şey patladı. Herkes bir anda sinirlendi. Herkes birbirine düştü. Ama sakin kafayla teker teker düşündükten sonra yaptıklarımızın ben kendi adıma da zaten arkadaşlarımdan özür diledim. Sinirlenmenin çok boş olduğunu ve yarıştan sonra herkesin sessizce kenarına çekilip ondan sonra bir saat geçtikten sonra ne açığımız varsa ne sorunumuz varsa onların dile getirmesinin en mantıklı yol olduğuna karar verdik. Ve ben kendi adıma en başta karar verdim. Çünkü şuna şu kesin bir şey ki yarışı izlemek yarışmaktan çok çok daha stresli bir şey. Ve ben orada tek başıma aşırı stresten gerildim. Ve kimin ne açığı varsa ne hatası varsa onların hepsini gözlemlediğim için arkadaşlarım sudan çıktıktan sonra hepsine teker teker o anda yüzüne vurdum. Öylelikle çok fazla bir anda kavga, gürültü, aşağılama, yerme ve gerilme meydana geldi. Ondan sonra hallettik hepimiz. Bir sorun yok şu anda. Takımca sonraki yarışların bizim için ne kadar önemli olduğunu ve bizim o yarışı almak zorunda olduğumuzun herkes farkında. Ve hepimiz de bunun için çabalayacağız sonuna kadar. Peki Mesut, yani mütemadiyen mi Mesut'a karşı bir antipatim var? Ya ben şöyle izah edeyim o zaman, toparlayayım ben bütün cümleyi. Buraya geldiğim ilk günden beri benim hiçbir rakip takımla hiçbir diyalogum, hiçbir temasım asla olmadı. Ben hep uzaktan izledim. Yarış esnasında bir iki tepkim oldu. Ortaya ama isme değil. Son zamanlarda Mesut ve Cevdet'e karşı özellikle inanılmaz derecede bir tepkim oluşmaya başladı. Son Cevdet'in yaptığı ve sarf ettiği birkaç cümleden sonra özellikle Taner'e o artık bardağı taşırdı ve kara listeye girdi. Bu açıkça buradan da söylüyorum, kişiden çekildiğim etti falan da yok. Burada olmaması gereken şeyleri yaptılar, yapıyorlardı daha doğrusu hala. O dediği, sizin biraz önce arkadaş sorduğunuz gibi o inleyici laflar, o tarih edici unsurlar bizim için de geçerli. Taner, senin de listen var mı? Var var. Listeyi söylesene, bir numara. Bir numara Mesut, iki numara Cevdet. İkisine cidden takmış durumdayım. Ben yani... Topluyorum yani buraya kadar. Kazanmayı bekliyorum yani, gerçekten kazanmayı bekliyorum. Yani artık döküceğim için falan kazandıktan sonra. İkisine birden yani artık, iğne iğne laflar yani. Ben de... Ya buraya kadar geldi artık ya. Mesut çok da konuşmuyor ama sizi bayağı... Mesut... Hayır, size bence şöyle... Mesut ben Mesut onlar arasında. Size şöyle yaklaşıyor. Önce telkinde bulunuyor. Tepki veriyor. Siz tepki ona karşı tepki verince... Ya ben sadece rica etmiştim. Bir baksanız iyi olur. Yani çevirmeyi çok iyi biliyor. Ya böyle okullara, sınıflara böyle bir çocuk bana vardı. Ortada karıştırır. Sonra kendi çekildi böyle. Ya devamlı böyle bir... Cinlik. Cinlik peşinde, pislik peşinde belli yani. Oyunları bozmaya çalışıyor. Bu da benim sinirimi bozuyor yani. Her yerde kalan oyun konsantre dağıtıyor sonuçta. Ve her şeyin cinliği peşinde. Yani bunu kasıtlı olarak yapıyor yani. Kıllığı ne yapıyor belli. Cömert, sen baştan Deniz'le bir sürtüşme yaşadın. Ama Deniz yok artık karşı takımda. Ya ben sürtüşme yaşadım derken en başından bir karşılıklı evet, bir atışmamız vardı. Şu anda pek Deniz yok. Geri kalanlarla... Şu anda benim kara listem çok doluymuş. Ben onu gördüm arkadaşlarıma bakınca. Benim kara listemde... Mesut bir numara, Cevdet iki, Levent üç, Halit dışında bütün diş kadını erkeği benim kara listemde. Halit'i almıyorum çünkü Halit hiç bir oyuna girmiyor. Daha Halit'le birebir bir şeyim olmadı. Konuşmam ve
Bakışmam da oldu. Mesela Metehan da mı listende senin? Metehan benim listemin ikinci sırasında aslında. Çünkü Metehan yoktu da bugün girdi listeye. Tansiyonum düştü, bayıldığım su yarışından sonra da taşımıştım. Ama keşke taşımasaydım diyorum. Çünkü listenin ikinci sırasında bire çıkmak üzere. O yüzden de bizim liste hiç bitmez yani. Bu kabarıklık son olmayacak gibi. Hayır tabii normal. Aranızda rekabet var. Sonuçta belli derecede bazı arkadaşlarla aranızda gerilim olması tabii ki normal. Ama bunu şu ana kadar başından beri programın hiçbir zaman zaten yansıtmadınız. Eğer bir sorunuz varsa da içinize attınız. Çünkü olması gereken de budur yani. Bir insan bir insanı sevmek zorunda değil. Rekabet ettiğiniz insanları yenmek de istersiniz. Onlara karşı belli bir hırs da beslersiniz ama bizim Survivor Aslanlar Kanaryalar'daki ana amacımız bu iki grubun beraber çok ciddi derecede yarışabileceği fakat aralarında da problem yaşamadan adadaki hayatlarını sürdürebileceğiydi bizim hedefimiz. Buna da şu ana kadar ulaşmış durumdayız. En azından mizahi şekilde yaklaşıyorsunuz, şakalaşıyorsunuz. Bazen tabii ki dalga geçiyorsunuz ama en azından herhangi bir problem yaşanmıyor ve yaşanmayacak. Değil mi Orkun? Kesinlikle yaşanmayacağım. Sadece onlara gücümüzü artık bundan sonra oyunlarda göstereceğiz. Yarın sabahtan itibaren inanılmaz derecede güzel bir takım görecek herkes. O listeyi en iyi şekilde eleyeceğiz. En dibe kadar. Böylece tertemiz bir liste çıkacak önümüze. Yani kişisel sempati beslemek insanı hırstan düşürüyormuş. Ve böyle üst üste onlar kazanmaya başlayınca karakterlerini de teker teker belli etmeye başladılar. Artık kişisel değil takımca herkese hırs duyuyoruz. Ve biz de takımca hırslandık. O yüzden bundan sonra herhalde başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Artık onların karıştığını görmek istiyorum ya. Onların böyle karıştığını görmek istiyorum ya. Kavgaların Mesut'la Cedet'in. Kara liste dediğiniz. Halil'le Levent'in kavga görmek istiyorum ya. Evet bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek. Çok zorlu mücadele ve şu andaki durum 7'ye 7. Bana en azından şimdiye kadar inanılmaz bir yarışma seyrettirdiniz. Bundan sonra da inşallah aynı heyecanı yaşarız hep beraber diye düşünüyorum. Arkadaşlar geldik buradaki toplanış amacımıza. Artık oylama zamanı geldi. Şimdi herkes oylarını atacak. Ve en çok oy alan kimse Survivor Aslanlar Kanaryalar'a veda edecek. Orkun senle başlıyoruz. Arkasındayım. Buradan en son yazacağım kişi sendin Yağmur. Ama bugün kardeşini yazıyorum mecburiyetten. Ve ayrıca şunu da belirtiyorum. Bugün daha başka bir sürpriz vardı ama kısmet buymuş. Sana büyük geçmiş olsun Yağmur. Kendine dikkat et. Buluşunca bizi hatırlarsın inşallah. Keşke aramızda kalabilseydin ama sağlık her şeyden önemli. Thank you.
takımımıza ne kadar bağlı olduğumuzu kimse bilemez. Bunun hakkında çok fazla yorum yaptılar. Özellikle senin üstüne çok fazla geldiler. Gitmek istediğini biliyorum, o yüzden seni üzüyorum. Seni yazma sebebimi çok iyi biliyorsun. Gitmeyeceğini biliyorum. Kendine iyi bak. Kazandığım her oyun için teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Yedek olarak geldim ve diğer yediği eleyerek aramızda kaldım. Ama daha sonra gösterdiğin isteksizliğinle bizi çok şaşırttın. Sağlık problemlerin de var zaten. Umarım çok büyük bir problem yoktur. Takım için en iyisi neyse o olsun. Buradan gidersen de bu gece yolun açık olsun. Sağlık problemlerini bildiğim halde seni ilk haftalarda yazmadığım için özür dilerim.
Evet arkadaşlar, oylarınızı kullandınız. Ve şimdi tek tek açıyoruz. En çok oy alan kimse o adaya veda edecek. Yaprak. Yaprak. Yağmur. İki yaprak, bir yağmur. Yağmur. İki yaprak, iki yağmur. Müge. İki yaprak, iki yağmur, bir müge. Yağmur. Üç yağmur, iki yaprak, bir müge. Yağmur. Dört yağmur, iki yaprak, bir müge. Eğer bu oy yağmur çıkarsa, yağmur Survivor Aslanlar kanalına veda edecek. Beş yağmur olmuş oluyor. Bu da ikizlerin ayrılması anlamını taşıyor. Önce yaprağı duymak istiyorum. Ya elbette ki hani birimiz önce gidecekti ama buraya kadar gelip de buradan sonra ayrılmak çok kötü bir şey. Çünkü bu kadar zor şarta rağmen onun yanımda olması en büyük destekçimdi yani. İnşallah kolay geçer günler. Onsuzluğa pek alışkın değilsin galiba. Hiç. Çok mu destek oluyordu sana? Her zaman. Her zaman her yerde mi? Yağmur, sen neler söyleyeceksin? Bir parçamı burada bırakıp gidiyorum. Bugüne kadar Kanaryaların tek eksiği bir bütün olamamaktı. İnşallah bundan sonra bir takım gibi mücadele ederler. Bence en büyük yanlış hep kaybettikten sonra birinde suç aramaktı. Örneğin bugün Orkun'la yüklenilmesini de ben anlamsız buldum. Aslında her şeyden bir çıkar sağlamaları lazım. Yani Orkun bugün yapamadıysa, demek ki Orkun 15 oyunun 14'ünü becerdiyse, bugün beceremediyse bunda yapamıyordur. Yani kendi özelliklerinin artık hepsi farkındalar büyük ölçüde. Ona göre hepsi yarışsınlar. Ve Kanaryalardan bir kişi bu yarışmayı kazansın istiyorum. İnşallah bir bütün olarak devam ederler. Yaprak için ne söyleyeceksin? Sensiz kalacak. Onu çok seviyorum. Zaten o bensiz buraya geleceğini sanıyordu. Sonradan sürpriz olmuştu onun benim buraya gelmem. Ona iyi baksınlar. Yani kendine iyi baksın. Çok üzüldü yalnız. Peki. Yağmur, yanıma gelebilirsin şimdi.
Yağmur, bu meşaledeki ateş senin Survivor'daki hayatını simgeliyordu. Ve ben de şimdi o ateşi söndürüyorum. Herkes için zor bir geceydi ama özellikle Yaprak için daha zor oldu. Bundan sonra yedi kişi kaldınız. Yediye yedi mücadele edeceksiniz. Bana bakan yaşlı gözler görüyorum şu anda. O yüzden fazla laf uzatmak istemiyorum. Bir an önce adınıza dönebilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.